Galatasaray'a bağlı olarak çalışan bir işletmemiz var. Galatasaray Spor Okulları adı altında bu hizmeti veriyoruz. Galatasaray'a bağlı olarak futbol ve basketbol branşlarımız var. Aynı zamanda çocuklarımızın yarışmacı olabilmesi için kurduğumuz Genç Saray diye bir kulübümüz var. Bu kulüp vasıtasıyla da voleybol, tekvando ve okçuluk branşlarımız var. Toplamda 5 branşımız var. 800 civarında sporcumuz aktif olarak çalışıyor. Pandemi sürecinde tabii hastalıktan dolayı çalışmalarımıza 4 ay gibi bir süre ara verdik. 14 Ağustos'tan sonra bakanlık ve Galatasaray'ın izni doğrultusunda çalışmalarımıza tekrar başladık. Bu süreçte tabii gerekli hijyen, bağımlılığın ne denli zor, ne denli tedavisinin zor olduğu ve toplumu çaresiz bıraktığı herkesi biliniyor, görülüyor, haberlerde takip ediyoruz. Spor yapmayan gençliğin aslında neler yapabileceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Sporun içinde olmayan bir çocuk bugün küçükken tablette, telefonda ama yarın internet kafeler ve bir sonraki adımda madde bağımlılığına kadar gidiyor. Spor kendi içinde başlı başına bir eğitim aslında. Grup sporları çocuğun, kişinin bedensel ve ruhsal terbiyesi ve gelişimi için en önemli etken. Futbolu biz burada çocuklara anlatırken işte öfkeni kontrol etmezsen kırmızı kart görüp oyun dışında kalırsın kısmını anlatırken öfkeni kontrol etmediğin sürece hayatının her döneminde grubun dışında kalırsın. Okul hayatında, iş hayatında, evlilik hayatında öfkesini kontrol etmeyen her çocuk dışarıda kalır. Futbolu anlatırken futbolun kırmızı kart kuralını bu şekilde çocuklara işliyoruz. Barcelona niye çok başarılı? Çünkü çok iyi pas yapıyor. Biz futbolu çocuklara anlatırken pas yapmayı hayatım boyunca yardımlaşma şeklinde anlatıyoruz. Yardımlaştığın sürece sürekli başarılı olursun şeklinde anlatıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Futbol aslında bir felsefe, bir yaşam tarzı, bir eğitim, bir beden eğitimi. Dolayısıyla çocuklarımızın mutlaka grup sporlar içinde kalmalarını öneriyoruz ve tavsiye